sana oksijen atom işaretlenmiş su ve normal glikojen molekülleri veriliyor. Bu insanda işaretli oksijen molekülüne sindirim sisteminde organik molekülün yapısında rastlanmıştır. Buna göre sindirim sisteminin ilk olarak hangi bölümünde X, hangi organik molekülün yapısında işaretli oksijen molekülüne rastlanır? Glikojen bu şekilde çok sayıda glikozdan oluşur. Bu böyle devam ediyor. Glikojeni parçaladığımızda maltozlar açığa çıkar. Parçalama sırasında suyun oksijen molekülü maltozun yapısına katılır. O yüzden maltozlarda oksijene rastlarız. İlk olarak sindirimin gerçekleştiği yerde glikojenin ağızdır. Cevap D. Aşağıdaki organlardan hangisinden çıkan toplar damar kanı? Kapı toplar damarına doğrudan taşımaz. Mide, ince bağırsak, kalın bağırsak, pankreas, damak. Bu iç organlardan gelen kan kapı toplar damarıyla karaciğere bağlantı yapar. Böbrek ayrı bir damarla böbrekten ayrılan böbrek toplar damarıyla kalbe kanı getirir, karaciğere bağlanmaz. O yüzden cevabımız D. İnce bağırsaktan emilerek kan yolunu takip eden glikoz ve lenf yolunu takip eden A vitamininin kan damar ilk bulunduğu kan damarı neresidir? Kılcal damarlar tarafından glikoz emildi. Kılcal damarlar kan yolunu ifade etmektedir. İlk bulunduğu yer burası. Yani villus kılcalları. Sonra kapı toplar damarına, kapı toplar damarından karaciğere, karaciğerden karaciğer üstü toplar damarına, karaciğer üstü toplar damarından da altana toplar damar ile kalbe geldi. A vitamini izlediği yola bakacak olursak A vitamini kilus borusu, lenf kılcalları, peke sarnıcı, göğüs lenf damarı, sol köprücük altı toplar damar. İlk kanla karşılaştığı yer sol köprücük altı toplar damar. Ondan sonra üst ana toplar damar. Üst ana toplar damardan kalp. O zaman kan yolu olarak, kan olarak ilk defa sol köprücük altı toplar damarında A vitaminine rastlayacağız. Kan olarak ilk villus kılcallarında glikoza rastlayacağız. Buna göre cevap B. Sindirim olayında farklı yapılardan salgılanan enzimler görev alır. Aşağıda 5 farklı sindirim tepkimesi verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen 5 sindirim reaksiyonunda görev alan bu farklı enzimler en az kaç farklı yapı tarafından sentezlenmiş olabilir? Nişasta maltoza dönüştürülmüş. Nişastayı maltoza dönüştüren ağızda enzim 1, amilaz enzimi. Amilazı pankreas da üretebilir. Amilazı ağızda demeyelim tükürük bezleri diyelim. Ağızda iş yapıyor ama tükürük bezleri üretiyor. İki yerden üretilebiliyor. Lipitleri parçalayan lipaz, lipaz enzimi pankreas tarafından üretiliyor. DNA'yı parçalayan nükleaz enzimi de pankreas tarafından üretiliyor. Büyük polipeptitleri küçük polipeptitlere dönüştürme, tripsin yine pankreas tarafından üretiliyor. Maltozu maltaz enzimi parçalar. Maltaz ince bağırsağın enzimidir. Şimdi en az kaç farklı enzim dediği için tükürük bezlerini almayalım. Bir pankreas var, farklı enzim salgılayan bölge. Bir de ince bağırsak. Yani iki yer bütün bu reaksiyonları gerçekleştirebilir. Cevap B. 3 deney tüpü alınarak içerisine aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi besinler ve enzimler ilave edilmiş. Deney tüplerinin tamamında kimyasal sindirim olduğu görülmüş. Buna göre hangi deney tüplerinde meydana gelen reaksiyonlar insan sindirim sisteminde meydana gelen reaksiyonlar ile aynı şartlarda gerçekleşmiştir? Vücut sıcaklığı 36,5 santigrat derece uygun hepsi için. Maltozun parçalanması ince bağırsakta bazik ortamda gerçekleşir. Nişastanın parçalanması bazik ortamda gerçekleşir.
Yağın parçalanması da bazik ortamda gerçekleşir. Ancak ince bağırsak ortamında maltozun ve yağın parçalanmasını sağlayan pH değeri 8'dir. Burada ise 7'de verilmiş. O halde tek ince bağırsak ortamının pH'ına uygun olan bölge L deney tüpüdür. O halde cevabımız B. İnsan sindirim sistemi uzun bir kanal şeklinde düşünülecek olursa karbonhidrat, protein, yağlar için aşağıdakilerin hangisine doğru olarak eşleştirme yapılmıştır? Kimyasal sindirimin başladığı kısım ile bittiği kısım arasındaki mesafenin en uzun olduğu, karbonhidratlar ağızda başlıyor, ince bağırsakta tamamlanıyor. O halde en uzun yol karbonhidrat sindirimidir. Kimyasal sindirimin başladığı kısım ile bittiği kısmın en az olduğu ise yağdır. Yağlar ince bağırsakta başlar, ince bağırsakta biter. O yüzden cevabımız A. Bir insan beslenme yoluyla vücudunda nişasta, glikojen, maltoz, glikoz, sükraz alıyor. Bu insanda ağızdaki çiğneme ve kimyasal sindirim süreci de göz önünde bulundurulursa ağızdan yutağa aktarılacak maltoz miktarı aşağıdaki grafiklerin hangisinde gösterildiği gibi olur? Burada ağızdan nişasta parçalanacak. Ağızda nişasta ve glikojenin parçalanmasıyla maltoz miktarı artacak. O yüzden ağızdan itibaren maltoz miktarını göz önünde bulundurduğumuzda sindirim reaksiyonlarını da düşündüğümüzde maltoz miktarı artar. Cevap C. Aşağıda inaktif olarak salgılanan sindirim enzimlerinin aktifleştirilmesi gösterilmiştir. Bu reaksiyonlarla ilgili olarak açıklamalardan hangisi yanlıştır? Pepsinojenin pepsin haline getirilmesi hidroklorik asitle sağlanır. Midede gerçekleşir. Tripsinojenin tripsin haline getirilmesi enterokinaz enzimiyle gerçekleşir. Kimotripsinojenin kimotripsin haline getirilmesinde de tripsin etkilidir. Birinci reaksiyon asitli ortamda meydana gelir. Y ile gösterilen molekül mutlaka ince bağırsaktan salgılanan enterokinaz enzimidir. Burada mutlaka ifadesi biraz sıkıntılı görünüyor. İnce bağırsaktan salgılanan enterokinazın yanı sıra ortam pH'ı da aktifleştirmede etkilidir. Bir sindirim enzimi üçüncü reaksiyonu gerçekleştirebilir. Tripsin bir sindirim enzimidir. Aktifleştirmede görev almıştır. İkinci ve üçüncü tepkimeler bazik ortamda gerçekleşir. Tripsinin ve kimotripsinin oluşması ince bağırsakta bazik ortamda gerçekleşir. X ve Z olarak gösterilen moleküllerden hidroklorik asit inorganik, tripsin organik bir moleküldür. Doğru cevap B. Suda eriyen vitaminler emildikten sonra kalbe gelene kadar alt ana toplar damar, kapı toplar damarı, karaciğer üstü toplar damar, karaciğer kılcalları gibi yapılardan geçer. Yağda eriyen vitaminler göğüs lenf kanalı, peke sarnıcı, lenf kılcalları, üst ana toplar damar ve sol köprücük altı toplar damarı ile kalbe gelir. A ve B vitaminleri için izlediği yollardan 3. sırada yer alanlar hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi ilk başlangıcında lenf kılcalları ile başlayacağız. Lenf kılcallarından sonra peke sarnıcı gelecek. Peke sarnıcından sonra göğüs lenf kanalı, göğüs lenf kanalından sonra sol köprücük altı toplar damar, sol köprücük altı toplar damardan sonra üst ana toplar damar ve kalp. Buradaki yolumuza bakacak olursak, kapı toplar damarı 1, kapı toplar damarından sonra karaciğer kılcalları 2, karaciğer kılcallarından sonra karaciğer üstü toplar damarı 3, alt ana toplar damarı 4 ve sonra kalbe gelir 5. Buna göre 3. sırada yer alan birisi göğüs lenf kanalı, diğeri karaciğer üstü toplar damarıdır. Cevap C.